Merhaba arkadaşlar. Tonguç'um. Merhaba hocam. Ne haber Tonguç? Hocam çok sıkıldım ders çalışmaktan, artık Ya daral neyine geldi ders ya. çalışıyorsun Tonguç ya? Ben seni biliyorum Tonguç. Atmosferin katmanlığı. Bana ne atmosferin katmanlığı hocam? Evladım, yaşadığın yeryüzünde gökyüzüne baktığında neyi görüyorsun? Hocam umurumda değil ki. Ben güzel güzel sinemama gidiyorum. Ondan sonra derslerimi çalışıyorum. Atmosferi ben ne yapayım hocam ya? Evladım, atmosferi tanımayan kendini tanıyamaz demiş atalarımız. O ne Dolayısıyla ya? Öyle şey mi olur hocam? şimdi evladım Sallıyorsunuz. bak, atmosfer ne biliyor musun? Atmosfer gökyüzünü çevreleyen, daha doğrusu yeryüzünü, dünyayı çevreleyen hava katmanı. Burada önemli olan şey şu. Bir önceki videomuzda söylemiştik. Atmosfer ışığı, ısıyı, sıcaklığı dağıtıyordu. Öyle değil mi? Radyo Evet dalgalarını hocam. yansıyor. Şimdi bunları Evet. kat kat göreceğiz. Trabzonspor bak. TS0 diye aklına tutabilirsin. Tamam mı? Böyle Aa. başlıyor. Trabzonspor. TS0. Trabzonspor'dan başlıyor. Tamam Evet. hocam. Trabzonspor 0 diye başlayacaksın. Egzoz da en son dış katmanı. Arabanın egzozu vardır yani. Evet, en Oradan dışarıda da o. egzoz var. İyonosferde iyon tabakası var, iyonlar var ve bunlar da radyo dalgalarını yansıtacak. Şimdi atmosferin gökyüzüne baktığında görünen ilk tabakasına troposfer diyoruz. Yani sen şöyle bir insansın ya, yürürken Troposferin içinde miyiz hocam? yürürken gökyüzüne baktığında gördüğün bulutlar Ha. troposfer. Hatta uçaktan giderken aşağıda böyle şeyler gözüküyor, bulutlar gözüküyor ya. Uçaktan giderken troposferede miyiz hocam? Evet, Troposfer. troposferin üstüne çıkıyor. Troposferin içinde olmuş oluyoruz ama Aa, stratosfer mi hocam yani? yok, stratosfere gitsen mahvolur gidersin. 50 kilometre yükseğe çıkamazsın ama burada anlatmak istediğim şey şu. İklim olaylarının yaşandığı su buharı troposferin alt katmanında. O yüzden sen bazen yağmurlu bir havada uçak kalkıyor, sonra gökyüzüne çıkınca sen güneşi görüyorsun ama aşağıda iklim olayları Aa, devam ediyor oluyor. anladım Anlatabildim mi? hocam, anladım hocam. Şimdi A-U diyorsun Hocam ama inşallah anlıyorsun. uçağa bindim geçen hafta. Evet Tonguç. Söylemesi ayıptır. New York'a. Ya bir git Allah aşkına. Şaka Sana bir yapmıyorum. soru soracağım Tonguç. Keşke Bunu bilirsen gitsem ama alacağım. çok istiyorum. Amerika'nın başkenti Tonguç New York mudur, New York mudur? Hocam Amerika'nın başkenti Washington. Oğlum biliyorsun Hocam madem beni niye bilmiyorum kandıramazsın ya hocam. evladım ya. Neyse. Şimdi troposferin özelliklerine devam ediyoruz. Gelen ışınlarla değil yerden yansıyan ışınlarla ısınıyor. Yani ısınma yerde başlıyor. Hani sen şurada az önce yürüyordun ya. Evet hocam. Güneşten gelen ışıkla değil de yerden yansıyan ışıkla ısınıyorsun. Dolayısıyla troposferde yerden yükseldikçe sıcaklık düşüyor. Yerden yükseldikçe sıcaklık düşüyor. Yani şöyle düşüneceksin. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalıyordu ya. Evet Bunun hocam. temelinde yerden yansıyan ışınların yeryüzünü ısıtması var. Yerden yükseldikçe kaç metrede bir sıcaklık düşüyor biliyor musun? Hiç bilmiyorum hocam. Her 200 metrede bir derece sıcaklık düşüyor. Tamam Mesela hocam. diyelim ki şurada bir dağ olsun, tamam mı? Bu dağın yüksekliği 2000 metre olsun. Of. Aynen. Sen şimdi burada 10 derece sıcaklıktaysan, 10 santigrat sıcaklıktaysan, Tamam hocam. yukarıya çıktığında sıcaklığın kaç derece olur Tonguç? 200 metrede 1 derece düşüyorsa, Evet. 2000 metrede 10 derece düşer. Evet. Yani 20 derece olur hocam. Oğlum düşüyor diyoruz. Düşüyor. Pardon hocam. 0 derece Hemen olur. Mehmet Hoca ile görüşmem lazım. Sana ekstra ders koyacağız. Daha fazla çalışman lazım. 10 artı 10 20 eder ama 10 eksi 10 0 eder Tonguç'um. Tamam Pardon mı? hocam. Mehmet Hoca'yı arayalım da söyleyelim. Şimdi kalınlığı ekvatorda 18 kilometre. Bak ekvatorda daha kalın. Kutuplarda 8 kilometre. Allah Allah. Neden hocam? Çünkü ekvatorda ısınan hava yükseliyor ve bulutluluk oluşturuyor. Kutuplarda ise soğuyan hava alçalıyor. Hatırlarsan kaloriferler, yerden ısıtmalar hep yerdedir. Çünkü ısınan hava yükselir. Evet hocam. Klimalar da odaların üst kısmındadır. Niye? Soğuyan hava alçalır. İşte Aa. ekvatorda ısınan hava yükseliyor ve bir sürü bulutluklar oluşturuyor. Böyle bir atmosfer kalınlığı oluşturuyor. Kutuplarda ise soğuyan hava alçalıyor. Aynı klimanın yukarıdan aşağı inmesi Evet gibi. hocam. Ve inceliyor. Troposfer tabakası inceliyor. Ha. 8 kilometrelere kadar düşüyor. Orta kuşakta yani bizim bulunduğumuz kuşakta 12-13 kilometre. Peki Türkiye'nin enlemleri neydi Tonguç? Hocam 36-45. Hayır, 36-42 kuzey 36-42 paralellerindeydi. Bunu unutmuyoruz. evet. 26-45'te doğu meridyenleri. Ama en önemlisi 36-42 kuzey paralelinde olduğumuz. Neden? Çünkü orta kuşaktayız. Güneş ışınlarını dikkat ele alamıyoruz falan filan. Bunları çok iyi bileceksin. Bunu bilmiyorsan zaten sınava girme. Boşuna para yatırmana gerek yok Hocam yani. fişman nedir? Balıkçı mı? Fişman. Evet, fişman onun gibi bir şey. Nereden çıkan falan fişman diyorsun. Anladım. Şimdi ısınan hava yükselir, soğuyan hava alçalır. Bunu söyledik. Örneğimizde neydi? Isınan hava yükselmesi kalorifer. Kaloriferler hiçbir zaman Ve tavanda olmaz. klima hocam, Ve soğuyan klima havada. aynen. Evet, klimaları yukarı takıyorlardı. Aynen. Zeki bir insansın ve başarılı bir Çok insansın. iyi bir örnek hocam. Şimdi iklim olayları yalnızca bu katmanın ilk 3-4 kilometresinde görülüyor. Çünkü su buharı Tonguç'um yalnızca buralarda bulunuyor. Su buharı dediğimizde küçük küçük yuvarlaklar yani. Hani su döngüsü var ya Yani biliyorsundur. yağmur yağması falan. Aynen yağmur, kar, sis, çi, kırı, kırç. Ben karı seviyorum hocam. Aynen kar yağınca okullar tatil oluyor değil mi? Evet hocam. Aferin Kar, Tonguç. bu aralarda çok kar tatili oldu ve çok rahatım hocam. Çok Aynen. seviyorum. Sam senin için Karı çok güzel. seviyorum hocam. Aynen karı genelde öğrenciler çok severler çünkü kar yağdığında okullar tatil olur. Aferin Tonguç. Belli bir yükseklikten sonra bulutlanma, yağmur görünmüyor. Hani demiştim ya uçak bulutların üstüne çıkınca artık yağmur yağmıyor demiştim. Burada da onu anlatmış. Biz söylediğimiz için gerek kalmadı. Troposfer, karbondioksit ve nem
Sadece bu katmanda bulunur. Bak bunu Mehmet Hoca anlatmıştır sana. Bu karbon, bu da iki oksijen demek değil mi? Dioksit o yüzden hocam. Dioksit. Bak şimdi bir anda coşmaya başladı. Neyse. Mono, di, tri, tetra. Ben hatırlıyorum hocam bunları. Aferin. Şimdi ozonosfer de güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelliyor. Ultraviyole ışınları süzerekten ulaşmasını sağlıyor. Tabakası delinmesin hocam. Delinirse Global zaten, ısınma delinirse küresel. yorumlara öğrencinin biri öyle yazmış. Hocam delinirse zaten yok olur gideriz demiş. Doğru. Delinme derken Delinirse incelmeyi hava kastediyoruz. kaçar mı hocam atmosferden uzaya? Oğlum delinirse mahvoluruz. Orada biz delinmeden kastımız incelmesi, seyrelmesi. Bir öğrencimiz, zeki bir öğrencimiz hemen yorumlara demiş ki hocam delinirse mahvoluruz zaten. İncelmesini kastettiniz galiba demiş. Saygılı bir ölçüde söylemiş. Tebrik ediyoruz onu da buradan. İnsan olduğunu söylüyoruz onun da. Ozon tabakası, bak troposfer turuncu olan, ozon tabakası da üstümüzde. Of ne kalınmış ha. Aynen. İyonosfer de radyo dalgalarını yansıtıyor. Bu da O bak. olmasaydı batmıştık hocam. Evet, troposfer, ozonosfer ve iyonosfer. Hani radyo dinliyorsun ya işte yok XFM, YFM. Onların hepsi iyonosfer sayesinde dalgalarını yansıtıyor. Biz de video bombardımana devam ediyoruz Hocam inşallah. siz DJ'lik yapsanıza ya. Ya evladım Çok bir durum. güzel bir cik 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 yaparsınız yani. Aynen. Neyse şimdilik şu öğretmenliği bir halledelim, sonrasına bakarız. Tonguçakademi.com'a önce videolarımızı yüklediğimizi unutmayalım. Ve troposferin kalınlığının neden fazla olduğunu söyleyin bakalım yorumlara.